kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Videonun başında da duyduğunuz gibi bugün sizlere çıtır çıtır nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 2 adet yufka kullanacağım. İç malzeme olarak da lor peyniri ve maydanoz kullanacağım. İsterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Öncelikle 1 adet yufkamızı tezgahımızın üzerine açalım. Bir ruletle veya bıçakla yufkamızı önce 4'e sonra 8 eşit parçaya keselim. Yani üçgen şeklinde kesmemiz gerekiyor. Yufkalarımızın hepsini kesip üst üste alalım. Daha sonra birer tane masa üzerine sererek bir fırça yardımıyla üzerine sıvı yağ sürelim. Hazırlamış olduğumuz lor peynirli maydanozlu harcımızdan baş kısımlarına kaşıkla koyarak kenarlarını kapatarak saralım. Yani bir kalem börek şeklinde saracağız. Çok fazla sıkmadan rulo şeklinde saralım ve bir kenara alalım. Aynı şekilde tüm yufkalarımızı saralım. Yapımı oldukça pratik. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Gerçekten aniden bir misafir geldiğinde çok pratik oluyor hazırlaması. Hemen böyle buzluktan çıkarıp buzu çözülmeden bu şekilde hazırlayabilirsiniz sizler de. Evet, uç kısmına da sürelim. Sardığımız zaman ucu da bu şekilde yapışılıyor. Kesinlikle açılmıyor. Evet, böreklerimin hepsini bu şekilde sardım. Ben yuvarlak borcam kullandım. Böyle büyük boy bir borcamım vardı. İsterseniz bir tepside de yapabilirsiniz. Çok fazla büyük olmasın. Çünkü 2 tane yufkadan hazırladık bu böreği. Eğer fazla yufka tabii ki kullanacaksınız, daha büyük bir tepside kullanabilirsiniz. Bu şekilde tepsiye böreklerimizi dizeceğiz. Ve üzerine bir şişe maden suyu dökeceğiz. Maden suyuyla gerçekten çok lezzetli ve çok çıtır çıtır bir börek oluyor. Tadı da inanılmaz güzel oluyor gerçekten. Şimdi üzerine önce bir yumurta süreceğim. Bir adet yumurta sarısının içerisine çok az bir şey sıvı yağ koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Onu güzelce çırptıktan sonra böreklerimin üzerine bolca süreceğim. Evet, yumurta sarısını sürdüm. Şimdi bir şişe maden suyunu hazırlamış olduğum böreklerin üzerine dökeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Şöyle 1-2 saat buzdolabında dinlenecek. Maden suyunu daha güzel çekecek yufkalar. Daha sonra hemen fırına vereceğiz. Dediğim gibi isterseniz buzluğa kaldırın. Bu şekilde maden suyunu dökmeden bir poşete koyabilirsiniz. Buzluktan çıkarttıktan sonra da yumurta sarısını sürüp maden suyunu da döküp o şekilde dinlendirebilirsiniz. O şekilde de gayet güzel oluyor. Evet, şimdi üzerine streçledim ve buzdolabına kaldırıyorum. Şöyle yaklaşık 1,5-2 saat buzdolabında dinlendireceğim. Ve bu şekilde maden suyunu da biraz daha çekmiş olacak. Ve şimdi üzerine susam serpip hemen fırınıma vereceğim. Ben üzerine sade susam serptim. İsterseniz çörek otu ve susamı karıştırıp o şekilde de dökebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fırınımı da 180 dereceye getirdim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreklerimizin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Acele etmeyin. Üzeri böyle nar gibi kızarsın. Bu şekilde çok daha güzel çıtır çıtır oluyor üzeri. Evet, şimdi böreklerimi fırına verebilirim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmaya ve kızarmaya devam ediyor. Birazdan sizlere son pişmiş halini de göstereceğim. Gerçekten nar gibi kızardı ve aşırı güzel, lezzetli oldu. Evet, böreklerim hazır. Gördüğünüz gibi enfes görünüyorlar. Hemen şöyle çıtırtısını da size duyurmak istiyorum.
Evet, gördüğünüz gibi çıtır çıtır enfes bir börek oldu. Hemen şöyle servis tabağımı alarak sizlere yakından da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer bana destek olmak isterseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda daha fazla kişiye ulaşmış olur. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bu şekilde yeni yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olmuş olursunuz. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.